Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Ortası'nda sizlerle haftanın son gününde birlikteyiz ve bugün 15 Kasım 2013 Cuma. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum ve biraz sonra stüdyomuza gelecek Figen Özavcı. O da trafik kurbanı oldu. Şu an binaya girdi ama birkaç dakika içerisinde de stüdyomuzda olacak. O gelene kadar hemen sizlere genel bir piyasa özeti vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere özellikle piyasaların odaklandığı konu Yellen konusuydu ve Amerika Merkez Bankası Fed'in başına atanacak olan diyelim, henüz onaylanmadı çünkü senatoda, atanacak olan Yellen biliyorsunuz dün akşam bir konuşma yaptı senatoda ve bu konuşma sırasında da soruları cevapladı. Öyle bir resim çizdi ki normal şartlarda çok güçlü bir şekilde ekonomide toparlanma başlamadan acaba hani biz merak ediyorduk tahvil azaltımına başlar mı diye, başlamayacağını söyledi. Yani başlamayacağını söylemedi ama şöyle dedi, çok güçlü bir toparlanmayı görmeden dedi başlamak özellikle bu noktada olumlu bir sinyaller vermiş diyebiliriz. İsterseniz dün bu açıklamalar öncesinde bir gün önce notu yayınlanmıştı Janet Yellen'in ve bu not öncesinde, bu not yayınlandıktan sonra Janet Yellen'in konuşması öncesinde borsalarda önemli hareketler oldu, sert artışlar oldu. Şu an Yellen'in konuşmasından örneği verdik ve grafiğimizi de gördük. 72.200 seviyelerinden kapanmıştı borsa ve yaklaşık olarak 73.500 civarından açılış yaptı. Şöyle bir boşluk bıraktı. Tahminen bu boşluk önümüzdeki hafta içerisinde doldurulacak. Yani endeksin tekrar şöyle 72.500'lere doğru geri çekilmesini de beraberinde getirebilir. Ama bugün itibariyle şu an yurt dışı piyasalarda çok çok olumlu bir hava var. Ve Asya borsaları sert yükseliş içerisindeydi. Çin ve Japonya'da ki şu an ekranımı görüyorsunuz tamamıyla mavi. Genellikle bu rakamlar yeşil verilir ama ben daha net okunması için mavi veriyorum. Çin %1.62 yukarıda, Japonya 1.95 ve dün de Amerika'da yeni rekorlar kırıldı. Evet, grafiği alabiliriz şu an. Ve bu arada da ben bu yorumları yaparken de Figen Özavcı stüdyoya geldi. Bir yoğun trafikten sonra Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi, iyi olduk artık yani. bir ara kötüydük biliyorsunuz. Birkaç gün önce konuşmuştuk sizinle. Evet. Ama sizi tebrik ederim hocam bu arada. İlk gün önce bana şöyle bir şey söylemiştiniz. Figen, bir hacim patlaması lazım. Hani sana seviye vermeyeyim. Ama hacimin bir noktaya vurduğundaki 4-4 trilyon hacim sonrası Borsa İstanbul yukarı döndü. Evet. Onu takip ettim ben. Evet. Nacizane. O yüzden size teşekkür ederim. Hatta o gün şey dedim, evet bence bugün döndü. Evet. Dip yaptı çünkü emlakın da açıldığı gündü. Üzerine işte dün akşam yeni FED Başkanı Yellen'in yaptığı pozitif açıklamalar, güvercin açıklamalar tabiri caizse. Borsa İstanbul'daki tepkiyi yukarı yönde destekledi. Şimdi işte geldiğimiz noktada neredeyse işte o 80 binden olan düşüşün yarısını geri almış olduk tepki hareketiyle 74.500'lere. Ama hala Borsa İstanbul önemli hareketli ortalama destek seviyelerinin altında. Yani hala hani tehlikeyi atlattık ama riskli bölgeden henüz çıkamadık. Buradan çıkıp çıkmamayı ben biraz takip ediyorum. İşte önümüzdeki hafta hazinenin ihaleleri var. 14 milyar TL ihale düzenleyecek hazine. Çünkü uzun vadeli faizlerde aşağı yönde hareket var ama henüz iyi bir sertlikte değil. Oradaki işte 9.20'lerdeydi dün mesela 10 yıllıklar, bizim içerideki 10 yıllıklar. Evet. Orada bir sert geri çekilme olması durumunda o zaman Borsa İstanbul bence önemli hareketli ortalamalar dediğimiz işte 75.500'ler, 800'ler oraların üzerine atmayı deneyebilir. Bence önümüzdeki hafta içeride biz ihaleleri yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Ama bugün tabii ki Borsa İstanbul'da pozitif bir
açılış olacak büyük bir ihtimalle. Ama sonrasında yine bence veri takvimi, ABD'den gelen veri takvimi, işte bugün sanayi üretimi var saat 4'te. Biz yine bunları takip ediyor olacağız. Yani her ne kadar Yellen ortalığı rahatlatsa da diğer FED başkanları Yellen gibi düşünmüyor. Zaten hani son toplantıdan sonra çıkan Şahin açıklamalar biraz hani diğer FED başkanlarının hafif Şahin olduğunu da gösterdi. Verileri iyi gelmeye devam ettikçe bu sefer bu Şahin başkanların sayısı giderek artacak. Yani hani çıkışı isteyen başkanların sayısı giderek artacak. O nedenle bence yine bizim birinci gündemimiz ABD'den gelecek olan veriler. Hı hı. İkincisi de bizim içeride ki hazine ihaleleri. Bu noktada şeyi söyleyeceğim. Dün Twitter'da birisi çok güzel bir tweet atmıştı. FED başkanlarının, yani 10 tane üye var ya. Hangileri oy kullanacak, hangileri 2013'te, hangileri 2014'te oy kullanacak ve bunlar daha çok Şahin mi, güvercin mi? Yani güvercin olanlar, buradan açıklayalım sevgili seyirciler, güvercinse eğer bol para dağıtan, Şahinse hayır yedirtmeyen, yedik parayı çekmek isteyen falan, böyle bakıyorlar falan. Şimdi şöyle ki, oradaki listede 3 kişi var. Yani kesin Şahin. Onlar hiçbir zaman Şahin olmaktan vazgeçmeyecek olanlar. Ve orta bir liste var. Onlar nötr. Her an her yere kayabilirler. Ama güvercinlerin sayısı, yani 4 kişi. Onlar daha çok gene Yellen'ı destekleyecekler. Ama burada şöyle bir şey var. Orada ciddi bir de demokrasi var FED'in içerisinde. Yani Yellen'le beraber 11 kişi karar vermiş oluyor. Yani burada 6-5'e gelene kadar bence ocağa geçecek. Yani şeyi de görmek isteyebilir. Bir de şey, ne diyorsun sen? Ben bugün yorumumda gerçi onu şöyle yazdım. Yani Bernanke Yellen'in bu konuşmasından sonra kendisi bir karar, yani oradan ya başlatalım şeklinde bir şey der mi sence? Yoksa işi Yellen'e mi bırakır? Çünkü 31 Ocak'a kadar Bernanke resmi olarak hala başında işin FED Başkanı olarak devam edecek. Ya bence şimdi Yellen sonuç itibariyle Bernanke'nin sağ kolu ya da o tarz hani tabir etmem doğru sanırım. Doğru. Şimdi Yellen senatoda Bernanke'nin yaptıklarını savunduktan sonra Bernanke'nin çıkıp da şey demesi biraz böyle etik olmayabilir gibi geliyor bana. Yani etik değil. Çünkü hani Yellen şimdi dün çıktı, sonuna kadar Bernanke'nin yaptığı her şeyi savundu aslında. Evet. Bernanke öyle düşünüyor olsa dahi bence bunu yapmayacaktır. Yani Yellen'in bu konuşması üzerine bence yapmayacaktır. Yani ya aslında bak Canet, tamam iyi söyledin de. İyi söyledin de. Yalnız ya bak, ya bir 5 milyar dolar azaltalım. O kadar da sinyal verdik. Kendimize boşa gitmesin falan der mi diye düşünüyorum. Ya aslında hocam her şey şeye bağlı. Yani her şey bir yana, benim orada FED başkanlarının kritik bu konuşmalarının yaptıkları dönemlerde Şahin ya da güvercin olmaları tamamen o an ABD 10 yıllıkların hangi noktada olduğuyla ilgili. Yani evet, çok müthiş bir tespit yapmışsın. Seni gerçekten camdan tebrik ediyorum. Ya çünkü hakikaten, mesela benim gördüğüm hocam, mesela evet. ABD 10 yıllıkları hatırlarsanız insanlar şey, tahvil azaltımını Eylül ayında yanılmıyorsam piyasa hazırlandı, bekliyordu falan. ABD 10 yıllıkları 3'e vurdu. Evet. Ve Bernanke çıktı şey dedi. Nereden çıkardınız bizim tahvil azaltacağımızı? Aynen. Gibi bir şey söyledi ve oradan çok sert geri geldi. Şimdi ben dün mesela baktığımda ABD 10 yıllıkları 2.77. Bugün şu an kaç biliyor musun? 2.70. 2.70 ya. 2.68'in altına gevşerse işte 2.60'lara doğru. Aslında ABD 10 yıllıklarının burada kalması piyasalar için emniyet sivovu. Bir de böyle bakmak lazım. Tabii, yani tabii. Faizler burada kaldığı sürece FED başkanlarının çok fazla kımıldayacak alanı yok. Ya çok iyi bir senaryo hazırlamalılar. Yani ben orada şey diye düşünüyorum. Mesela tahvil azaltımına gidecek ama şöyle bir açıklamayla gidecek. Biz tahvil azaltımına başlıyoruz ama işsizlik %5'e düşene kadar faizleri düşük tutacağız gibi bir taahhütle sadece faizleri sıçratıp... Bak aramıza Yellen girdi, görüyor musun? Şimdi bütün piyasaların da arasına girecek. Evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu şey var ya. Kadınlardan korkmasınlar hocam ya. Dün yok, bence de korkmasınlar. Twitter yorumlarına okuyorum. Ya şimdi mesela Bernanke için hiç böyle bir söylem yoktu. Kadın ağlıyor, şey diyorlar hemen. Acaba hani nasıl olur? Yani kadınlar ben aslında daha temkinlidir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sabah eşimle beraber geliyoruz sürekli arabada. Ve aynen bunu konuştuk. Dedi ki işte, eşim dedi ki ya işte ilk kadın başkan falan değil. Vallahi dedim. Kesinlikle bu kadında ben şöyle bir şey hissettim dedim. Yani Janet'te konuşmaları ve cevapları. Bak hatırla,
şöyle yorumlar da vardı. Ya işte cumhuriyetçilerden de oy almak için biraz öyle biraz böyle falan. Ya bunlarda öyle bir mentalite yok. Evet. Kadın neyi uygulayacaksa normalde onu söylüyor. Yani ne şiş ne kebap yansın diyebilir mi diye biz düşünüyoruz. Çünkü biz politik davranmayı seviyoruz. O diyor ki ben şunu yapacağım diyor. Yani ona ters davranabilir mi? Şimdi dolayısıyla Janet Yellen'de şunu ben hissettim. Erhan Aslanoğlu da tanıyor. Ve ama dedi Summers gelirse Erhan Aslanoğlu yani Summers gelirse felaket olur dedi. Yani Summers acayip etkin, egosu çok yüksek ve her bildiği her şeyin doğru olduğunu düşünen ve mutlaka empoze edebilecek birisi. Janet Yellen daha demokrat bir tip. Fakat şunu ben aynen eşime şunu söyledim. Kadın olması daha iyi dedim. Bak göreceksin. Şey konusunda erkeklerde Kahneman 2004'te Nobel ödülü aldı. İşte bu psikoloji konusunda, yatırım kararları konusunda. Yaptıkları çalışmalarda ne çıkıyor biliyor musun? Belki senin de müşterilerinden şey yapıyorsundur, görüyorsundur. Kadınlar kesinlikle erkeklerden daha iyi para yönetiyorlar. Bunun sebebi şu, erkekler sıcakkanlı ve çok fazla direkt olarak o amigdala bölgesinde mağara devrinden itibaren her an tehlikeye karşı açık, tamam mı? Bir şey olduğunda ani panik yapabilir. Yani erkekler daha şeyler, sıcakkanlılar ve çok daha çabuk hareket edebiliyorlar. Kadınlar daha sakinler. Bu konuda onun bu tutumu, yani bir an evvel aman piyasa böyle oldu hemen şu kararı vereyim diyeceğini zannetmiyorum. Bir şey daha ekleyeceğim. Hemen sorulara geçeceğim. Şeffaflığı daha fazla arttıracağım dedi ya. Evet. Senin dediğini işte yapacağını düşünüyorum. Yani bizim tahvil azaltıma başlama şartlarımız şunlardır. İşsizlik 6.8'e geldiğinde 10 milyar dolar azaltmaya başlarız. Gibi bir takvim ve şu şarta bağlı olursa şöyle olur gibi bir şey verse piyasalar önünü görecek ve hesabını çok rahat yapacak. Evet. Zaten ekonomi ilminin ispatladığı en önemli noktalardan bir tanesi ne kadar şeffaf ve açık olursanız o kadar büyümeyi destekliyorsunuz, o kadar ciddi anlamda şey yapıyorsunuz, istihdamı destekliyorsunuz, istikrarı destekliyorsunuz. Aynı durumu insanlar arasında düşün. Ne kadar şeffaf ve açık olursa sorunlar o kadar sıfırlanıyor, az oluyor. Ben de onu bu şekilde bir katkı amacıyla söylemiş olayım. Şimdi hemen soruya geçiyorum. Turgut Çin diyor ki, hocam her FED toplantısında gelen mesaj geldi diyor. Takvim yok, gelen her veriyi takip ediyoruz. Yani mesaj buymuş. Yani Turgut Bey öyle söylüyor. Hatta ekonomideki toparlanmaya ilk kez bu kadar altı çizilenerek değinildi. Zaten Janet Yellen'in konuşmasının olumlu tarafı oydu yani. Yani çok strong bir toparlanma görmek istiyor Yellen. Sevinilmemesi gereken bir durum. Bizim için en iyisi bu kötü beklentinin bir an önce gerçekleşmesi değil midir? Yani azaltım başlaması değil midir en iyisi? Her uzayışında beni daha büyük bir tedirginlik alıyor. Nedeni ise içeride hiçbir şey yapılmıyor. Her geçen gün insanlar dolardan korkar hale geliyor. Hiçbir şey yokken bir kelimeyle bu kadar sallanan piyasalar bu beklenti gerçekleşince yaşayacaklarını düşünemiyorum diyor. Bir tek ben orada Turgut Bey'e katılmıyorum. Bu kelimeyi duyunca yani bu iş başlayınca eskisi kadar bir türbülans yaşanmayacak. Çünkü herkes gardını aldı, hazırlığını yaptı şu an zaten. Bunlar varken diyor artık para sonsuza kadar basılacak mesajı gelmeden diyor. Borsayı götüren istediği yere bensiz götürsün diyor. Ne diyorsun Turgut Bey? Aslında yani bakış açısı olarak bir açıdan doğru bir... Şimdi parasal genişlemeye birkaç açıdan bakmak lazım. Bir bizim finans tarafı yani borsalar tarafı, bir reel sektör tarafı. Şimdi reel sektör tarafında Fed'in bu yaptığı hamleler daha doğrusu şeffaf olmaması, öngörülememesi reel sektöre aslında sekte vuruyor. Yani Fed'in amacı büyümeyi desteklemekken insanlar Fed'in atacağı adımı tahmin edemediği için reel sektörde adım atmaktan imtina ediyorlar. İşin hani reel sektör ayağı bence böyle. O nedenle şeffaflığı bence getirmek istiyor Yellen. Çünkü attığı adım bir işe yaramıyor. Çünkü insanlar onun her an çıkabileceğini, her an piyasalarda korkunç bir dalga yaratabileceği fikrine sahip. Nitekim mailden de anlaşıldığı üzere borsada dahi yatırım yapmayı düşünmüyor insanlar. Böyle bir dalgadan korktukları için. Bu nedenle bence FED bir şeffaflık getirecek. Evet, hem reel sektör için hem... Figen bir son dakika haberi var. Teknik bir arıza nedeniyle bizde pay alım satım sisteminde meydana gelen teknik bir nedenden dolayı seans ikinci bir duyuruya kadar ertelendi demiş. Daha sonra
BIST başlangıç saati daha sonra duyurulacaktır denilmiş. Eskiden de Subasar'dı MKB, hatırlıyor musunuz hocam? Subasar'dı ondan kar, sonra. Kar yüzünden başlayamadığımız da olmuştu. Yani hiçbir tane broker evet. yoktu. Hani biliyorsun önceden direkt bilgisayar üzerinden emir gönderemiyordun. İllaki brokerlara gönderiyordun emri. Evet. Brokerlar gidemediği için seans başlayamazdı. Çünkü emir alacak kimse yoktu. Biz o zaman bazen hocam şeyde diyorduk. Servisler mesela yetiştiğinde arıyorduk. Diyorduk ki içerideki sayıya göre o şey evet. kapanıyor. Diyorduk içeride 10 kişi var sakın girmeyin. Çok... Özellikle kötü günlerde. Şey diyorduk girmeyin içeriye mutlaka seansı şey yaparlar. Dediğimiz günler öyle bir şeyde yapıyorduk biz borsada. Bu arada senin sözünü kestim özür dilerim. İçeriden son dakika uyarısı gelince hemen. Evet. Bir kere insanlar şeyi bakış açıları bu dalga boyutu nedeniyle biraz yanlış. Şöyle ki şu an FED hali hazırda tahvil alıyor. Yani FED hala para basıyor. Şimdi FED para basmayı ya da tahvil alımını tamamen bitirdiğini düşünelim ki şu an bu ihtimale çok uzağız. Ondan sonrasında faizleri uzun bir süre düşük tutacak. Dolayısıyla insanların 2017 getiri, dedi. Evet, getiri arayışı devam edecek. Yani FED tahvil alımını azalttığını dünyanın sonu gelmeyecek. Sadece biz bunu şu an bilmediğimiz için piyasadaki dalga boyutu aynen. bu kadar fazla. Yani bu, aslında dün akşam mesela yılın tahvil azaltımına gidiyoruz deseydi biz bugün evet bir dalga yaşayacaktık ama sonrasında bir sakinleşme görecektik. Yani onların aslında hali hazırda bitirmiyor olması bize bu dalgayı yaşatıyor. Ve oradan hani tahvil azaltımına gittiği andan itibaren de insanlar şunu düşünmeye başlayacaklar. Hala faiz çok düşük. Biz getiriyi nereden sağlayacağız? Yani oyun en azından bir iki yıl daha bence sürecek. Çünkü ekonomiler istenilen noktalarda değil. Ben aslında o kadar beklemiyorum Figen. O konuda... iki yıl daha süreceğini düşünmüyorum. Ben daha doğrusu şu an artık şeye geldiğini düşünüyorum. Ekonomide büyüme, Amerika'nın toparlanması işi var ya. Tam böyle zurnanın zırt dediği yere geldi. Burada toparlanma başladığında ivme son 4 yılda nasıl gidiyordu? Büyüme böyle yavaş yavaş gidiyordu ya. Hafif geometrik şekle dönüşecek. Yani hafif geometrik şekle dönüşecek Amerika'da ve o dönüşüm sırasında asıl panik şeyde başlayacak. Eyvah, ekonomi çok hızlandı. Şimdi faizi 2017 falan demiştik ama bir kere bunu hemen hızlı keselim falan şeyi olacak. Japonya'nın yaptığı orada bir hata vardır. Japonya çok çabuk şey yaptı. Ekonomiyi canlandırdıktan sonra. O yüzden ben 2 yıldan ziyade 2014'ün tahmin ediyorum biz 9. ayına geldiğimizde çok büyük bir olasılıkla Amerika'da biz yaklaşık 4 büyümelerden bahsediyor olacağız diye düşünüyorum. Ve oraya gelindiğinde de enflasyon bayağı bir başını kaldırmış olur yani 2015'e girerken diye düşünüyorum. Çünkü 2015'ten itibaren şey olacağını düşünüyorum. Yani tam bir 2 yıl ama senin dediğine katılıyorum. 2014'ün belki Kasım ayına kadar bu alımlar devam edecek. Aynı ya şeyi ben birazcık daha şeyim böyle... Ya insanların getiri arayışı sürdüğü için gördüğüm kadarıyla çünkü insanlar kazanç sağlayamıyorlar. Evet. Özellikle tüm dünyada negatif faiz ortamı aslında var yani enflasyona doğru, karşı. Doğru. Borsaları aslında yukarı götüren de bu. Ya yani bu getiri arayışı. Borsa İstanbul için de benim naçizane tavsiyem. Şimdi geldiğimiz noktalarda 74.500 işte 75.500 seviyeleri belki hareketli ortalamaların üzerine atacak. Yıl sonu rallisine de inananlardanım ben. Yani yıl sonuna bir hareketle Borsa İstanbul'un gireceğine inananlardanım. Ama benim söyleyebileceğim son ralliler 11 gün sürüyor. Yani 64.000'den 80.000'e bizim gidişimiz sadece 11 gün sürdü. Oradan çok kısa vadede işte 5-6 günde düzeltme hareketi 73.000'lere. 73.000'den 80.000'e yine bir 10 günde yükseldik. 80.000'den volatiliteye bakar mısın? 70.000'e 7 günde geriledik. Benim naçizane tavsiyem hocam buradan pozisyon açacaklar ya da hali hazırda pozisyonu olanlar kesinlikle stop loss'ları kaçırmasınlar. Ben o iki ralliyi yakalamanın getirdiği şeyle bu son 80.000 hareketinde 79.000'i stop loss vermeme rağmen herkese yapmadım. Ve bu çok büyük bir hataydı. Yani 11 gündür inanın bana uyumadım. Hatta sizinle konuştuğumuzda hocam ne olacak diye. Dolayısıyla benim naçizane tavsiyem hazır Borsa İstanbul o düşüşünün yarısını geri almışken mutlaka pozisyon boşaltları peki gel finansal okur yazarlığa bir katkıda bulunalım mı? Yani %90'ını
bir dakika içinde öğretelim mi borsada kazanmanın %90 mucize kuralı söylerim, tamam mı? Bu borsa arabası sevgili seyirciler, şöyle bir şey. Arabaya bindiğiniz günü hatırlayın, ilk gün. Arabayı ilk kullandığınız anda. Gaz, fren, debriyaj, vites, direksiyon. 6 parametreyi kontrol edemediniz. Öyle değil mi? Evet. Sadece 6 değişken var. Çünkü beynin ön kısmı kullanıyordu bunu. Vitese at dediğinde burası düşünüyordu. Vites nerede önce onu hatırlıyorum. Sonra vitese atarken debriyaja basacaktın. Debriyaja bas. Ne kadar beceriksiz şu ön kısım, değil mi? Sonra bakıyor ki beyin otomatik her aynı şeyleri yapıyor. İşte hızlanmaya başlayınca vites değiştiriyor vesaire. Sonra onu motor bölümüne gönderiyor. Frontal korteksten o bilgi gidiyor. Arka kısımda şey yapıyor. Resmen biz o yüzden arabayı kullanırken vitesi attığımızın farkına varmıyoruz. İşte o yüzden insanlar cep telefonunu kullanabiliyorlar. O yüzden çok rahatlıkla camı açıp ne yapıyorsun diye bağırabiliyorlar. Yani frontal korteksi o iş için kullanabiliyorlar. Yatırım işinde de beyin şöyle yapıyor. Aynı beyin şeydir yani, yansızdır. Beyin şöyle yapıyor. Ha, buradan aldım, buradan sattım. Kural bu. Zaten borsaya girenler hep yükselirken girerler ya. İlk iki işlemde hep kazanırlar. Sonra da olayı çözerler zaten. Sola gidince araba sola gidiyor. Fakat bir gün şunu fark ediyor. Ya direksiyonu sola çeviriyor, araba sağa kayıyor. Gaza basıyor, araba gitmiyor. Vites geçmiyor. Yani hep zarar etmeye başlıyor. Bunu çözmeye çalışıyor beyin. Ve bir türlü motor bölümüne atamıyor. Lanet olası o bilgi burada kalıyor. Tamam mı? Motor bölümüne atamayınca modellemeye çalışıyor. Yani bu borsanın herkes ne yapıyor? Mucize formülü alıyor. Öyle bir kural olsun ki ben şurada alayım, şurada satayım, evet, kazanayım. Öyle bir mucize olmadığını 8 sene sonra öğreniyor. Yani 7 kaybettikten sonra. Fakat bu arabanın bir tek şeyi çalışıyor. Tek bir parametresi hep sürekli çalışıyor. O da fren. Evet. O frene bastığın zaman işte o da stop. Kaybın büyümesini engelliyorsun. Bir şey daha var. 100 liranız %50 değer kaybederse 50 liraya düşüyor. Tekrar 100 liraya gelmesi için %50 değer kaybına 2 kat enerji harcayacaksın. %100 kazanmanız gerekiyor. Dolayısıyla kaybı büyüten gider. Evet. Zararı kesecek. Yani zararı stop yapacak. Yani orada eğer onu yapmazsa, o %2'lik zarara katlanmazsa, beyin çünkü öyle izin vermiyor. 1000 liradan eğer 998 liraya düşsün satmıyor. Çünkü evet, o halinizde yanında stres yaratmamış. Ama 870 lirada satıyor. Çünkü stres yaratıyor. Evet. 11 günde ben neler çektim. 11 günde mahvoldum. Sen neler çektin? O 79'da nasıl stop yapmadım değil mi? Çok üzüldüm. Ya ben şey naçizane hani orada şeye kapılmasınlar. Ya insanlar şurada, ya ben şurada yanıldım. 64 binden... Dur. Orayı şey yapalım, meraklandıralım. Nerede yanıldım? Bu da tamam. Kendine özgüvenini gösteriyor. Çok rahat söylüyorsun bunu. Kısa bir reklamdan sonra Figen Özavcı nerede yanıldı? Bunu göreceğiz. Evet. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet Figen, en son kaldığımız yerden istersen devam edelim. Ayrıca senin özgüvenini gerçekten tebrik ediyorum. Hakikaten yani ben kaybettim vesaire diyebiliyorsun. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Bunu diyebilen kazanıyor zaten. Onu da söyleyeyim. Ya hocam şeyde şimdi 64 bin endeksten 80 bine bir rally yaptı. Biz orada 64 binden 75 bin hareketini yani dipten 75'e kadar yakaladık. Orada FED toplantısına girdik. Hani hatırlarsanız FED toplantısından bir sonraki gün 80 bine gitti endeks. Evet. O harekete eşlik etmedik. Oradan tekrar geri çekildi 73.874'lere. Oradan tekrar pozisyon açtık. O pozisyonla birlikte işte 80 bine gitti. Şimdi düşünsenize 64 binden 75 bine 10 bin puan. Ondan sonra o arada çarpılmayıp hani geri çekilip ondan sonra 73.800'den tekrar girip tekrar 80 bini yakalamışız. FED toplantısı var. Ondan sonra FED toplantısının sonucu da belli. Tahvil alımını azaltmayacak. Yani net. Ondan sonra bir de tabii o şeyin getirdiği bir özgüven var. Yani 15 bin puan hani. Evet. Toplantınız yani bazen şöyle olabiliyor. Toplantının sonucunu tahmin edebiliyorsunuz evet, ama evet, evet, piyasa toplantının sonucuna göre hareket etmeyebiliyor. Evet, sonrasında evet, ertesi gün bir düşüş başladı 80 binden. Burası destek, orası destek. Aslında orada desteğe bakmaksızın şey yapacaksınız. Yani ben
Burası mesela 79 bin pozisyon boşalttı, 77 bin pozisyon boşalttı. En son dip 73.500 pozisyon boşalttı. Ben hayatımda ilk defa bu düşüşte hiçbir yerde pozisyon boşalt çalıştırmadım. Ben sana o zaman şöyle söyleyeyim. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Orada biraz şey oluyor herhalde hocam. Yok, böyle şöyle. Şey diyorsunuz. Bak, ya ben hani yorumculara gir bak o an. Ne kadar çok destekten bahseden varsa kırılacak demektir. Evet. Yani destekler kırılacak demektir. Ne kadar şimdi dirençten bahseden varsa o dirençler geçilecek demektir. Eğer 10 yorumcudan 8'i destekten bahsediyorsa tutmaz o destek. Çünkü o herkesin kendini avuttuğu, rahatlatmaya tabii, çalıştığı şey. Tabii burası yani. Destek. Ben hep böyle şeye bakıyorum. Yani o sıradaki ruh halini anlamaya çalışıyorum. Piyasa bir yaratık. O piyasanın ruh halini anlarsan zaten şey yapabiliyorsun. Biz mesela ilk Fed'de 80.500'de sattırdık o gün. İkinci yarın açıklanacak ya FED. Dedim ki yarını beklemez piyasa. Bugün satacaksınız. Evet. O gün sabah sattırdık. İkinci seansta çöküş başladı zaten. Ama her zaman tutturmamız mümkün değil. Bir de şey söyleyeyim hocam son olarak. Orada benim en büyük hata. Evet stop loss'u çalıştırmadım. Hı-hı. Bir de şimdi yatırımcı kitlelerine alım yaptığı şeyler var. Mesela bazısı faize bakarak büyük portföy alış yapıyor. Bazıları gelişmekte olan ülke piyasalarındaki harekete göre alış yapıyor. Bazıları petrole göre alış yapıyor. Evet. Biz 80 binden o düşüşte faiz yükseliyor. Dolar yükseliyor. Dolar yükseliyor. Gelişmekte olan ülke piyasaları düşüyor. Tutunacak aslında hiçbir şey yok. Yok. Orada algı kapanıyor. Kesinlikle. Basiretin kapanıyor. Evet, tekniğe yapışıyorsunuz diyorsunuz ki burası destek. Yani tamam destek ama bunu destekleyecek hiçbir şey yok. Yani faiz ne faiz düşüyor seni desteklesin. Yani, tamam burası destek ben ama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü algı kapanıyor. Ben Allah 3 tane teknik analiz kitabı yazdım. Eğitimlere gittiğimde ilk cümlem şudur. Teknik analiz bir zırvadır diye başlarım. 3 tane teknik analiz kitabı yazmış birisi olarak. Yani şeye benzer teknik analiz. Çok keskin bir bıçağı kullanmaya benzer. Eğer 3 yaşında bir çocuğun eline verirseniz onu kullanmayı bilmiyorsa her tarafını keser doğrar. Çünkü teknik analize göre alım yapan birisinin tekniğe göre satması lazım. Evet. Duygularına göre değil. Yani teknik buradan al dedi, destek burada kırılıyorsa satman lazım. Asla için içine duygu karışmaması lazım. Tekniğe göre alıyorsan tekniğe göre. Bizim insanımızın hepsi şöyle, tekniğe göre alıyor, strese göre satıyor. Yani veya duygularına göre. Neyse sorulara bakalım. Murat Uçar diyor ki, döviz ihalelerine bu hafta çok talep geldi ve 2 lira altına pek inmeyecek gibi. Ayrıca faizde pek aşağı gitmedi. 6.300 doları geçemedi. Yellen QE'yi bitireceğim demedi. 70-75 ile bir süre devam edeceğim derse ne olur? Bu ortamda biz nasıl 80'lere gidecek? Ben bir kere dolar tarafını söyleyeyim. Dolar tarafını ben kesinlikle Borsa İstanbul'dan daha sakin görüyorum. Bir önceki zirveyi dahi test etmedi. 2.07 idi hatırlarsak. Bir önce yani stresin bu kadar yükseldiği dönemde dolar 2.07'yi test etmişti. Orada benim dolarda gözlemlediğim bence 1.96-2 lira bandında yerli döviz açık pozisyon olan şirketler bence kendilerini bir miktar pozisyon kapattılar. Bence de. O hani ilk karar var ya 93 görüldü. Oradan 2.04'e kadar, 2.05'e kadar olan bütün harekette herkes açık pozisyonu kapattı. Bence açık pozisyonların büyük bir kısmı kapandı. Döviz tarafındaki stres bence düştü. Yani o ilk şeydeki stres şu an bence yok. Yani bugün yılın çıksa biz sahil azaltımına gidiyoruz dese belki tekrar 2.07-2.08'leri test edebilir. Ama önceki yani birkaç ay öncekiye nazaran bence döviz tarafında biraz sakinleşmemiz var. Ben şöyle söyleyeyim, önümüzdeki bir ay içerisinde ben doların tekrar 2 liranın altına geleceğini düşünüyorum. Genel şu gidişata bakınca, Yellen'i çok iyi özümsemek gerekiyor. Serdar Özdemir diyor ki, hocam selam, ilk kadın Merkez Bankası Başkanı bayan olacak ya, gün gelecek ABD'nin başkanı da bayan olacak, o da Hillary Clinton hocam demedi demeyin, gülen yüz, o zaman ne olur, onu da siz tahmin edin demiş. 2 tane kadın eğer yönetime geçerse. Kadınlar iyidir. Ben tekrar edeyim. Daha temkinlidir, daha sabırlıdır. Mehmet Gül'den sana çok güzel bir kompliman var. Onu sonra okurum. Fatih Birsöz diyor ki, hocam günaydınlar. Bu gümüşün hali ne olacak, bir yorum yapar mısınız diyor Fatih Birsöz. Evet, istersen gümüşe bir bakalım. Sen gümüş konusunda uzmansın. Sadece teknik bakalım. Sen de ekrandan grafiği görürsün ama altında çok yakın hareket ediyor gümüş. Ve dikkat edersin, altın grafiğinden pek bir farkı yok. Yani ben teknik olarak hemen kısa bir yorum yapayım. Fatih Birsöz'ü kırmayalım burada. Şöyle burada 18 dolarda bir dip oluşturmuş ve şuradan da şu şekilde
trendi kırmış aşağıya ve trendi kırdığı için burası tehlikeli. Yani daha aşağı gidebilir, 19.40'a kadar düşüş olabilir. Yukarı doğru dönüp eğer 21.60'ın üzerine çıkarsa burası ayı tuzağı olur şu bölge. Yani düşüş oluyor derken bir anda yukarı çıkarsa 21.60'a gelince long pozisyon açılabilir bana göre. Ama şu aşamada kesinlikle ne short ne long açardım. Çünkü tam destek seviyesinde şuranın desteğine gelmiş. Yön belirleyemiyorum ben. Sen bir yön belirleyebiliyor musun? Yani şu an aşağı yönlü hareket devam ediyor. Hani short pozisyonda kalmaya devam ederdim şeye kadar, şuraya kadar. Hı hı. Ya hocam, gümüşle altında bu şey tuzaklar çok fazla var. Ben sadece izleyiciyi onu hatırlayayım. Ben altında en az 4-5 tane tuzak gördüm. Yani ani sarkma, sanki aşağıya kırıyor izlenimi ve sonrasında yukarı hareket. Evet. Gümüş bence altından birazcık daha agresif bu konuda. Yani ondaki hareketler bence daha sert. Orada işlem yaparak para kazanmaları çok zor. Evet. Yani gene orada her zaman yaptıkları gibi stop koyacaklar, hedef koyacaklar. Ben olsam mesela şu aşamada şöyle bir düşmüş, ters bayrak gibi bir durum var. Short açarım ama hemen biraz yukarı gittiğinde pozisyonumu kapatırım. Evet. Zeki Uyurum demiş ki Yellen etkisiyle %2'yi aşan pozitif artan BIST endeksinde alım için hangi seviyeleri beklemeliyiz demiş. Bir de bu dönemde hangi sektör kağıtlarına yoğunlaşmamız lazım demiş. Ne diyorsun? Sanayi sektörü olabilir. 73.500 seviyeleri 73.500 stop loss yaparak önce stop loss söyleyeyim. 73.500 stop loss yaparak sanayi sektörü doların geri çekilmesinde sanayi sektöründe bir hareketlilik olabilir. Borsa İstanbul'da özel bankacılık hisselerinde FK'lar çok düştü. Zaten hareketin sertliğinin bir sebebi de bu. Özel bankalara da bakabilirler. Kamu bankalarına bakabilirler. Ama ben İMK ve 30'un dışına çok da fazla çıkmıyorum. Çünkü diğerlerinin hareketini çok fazla tahmin edemiyorum. Genelde İMK ve 30 hisseleri endekste daha paralel hareket ediyor. Bir de son halka arz edilen emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı 2.50'den halka arz oldu hocam. Onu yabancılar iskontolu gördüler. Evet. 2.50'nin altında da çok da fazla gelmiyor. Yok. Ya bir miktar ona bakabilirler. Yabancı bence ilgisi de, evet. Yabancı ilgisi şu an emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinde bu hafta devam ediyor. Bence de onu devam edecek. Halkbank'taki benzer bir trend oluşabilir orada. Arda Biçer diyor ki günaydın hocam, borsada teknik arızadan dolayı geç açılıyor. Başka ülkede bu sık oluyor mu demiş. Sen biliyor oldu musun? Oldu. Şeydi de ABD'de son bir ay önce falan olmuştu hocam. Evet. Onlar Nasdaq'ta mıydı? Nasdaq'ta galiba. Oluyor yani. Evet. Borsalarda bazen. Hocam açılan kontrat sayısına göre Viop'ta endeksi 80 bine taşıyabilir mi demiş Ahmet Öztürk. Viop'ta şey var. Benim son gördüğüm bankacılık sektöründe alım Viop'ta shortlamışlar. Ya benim Viop konusunda naçizane şeyim, Viop hisse değil hocam. Ben Viop'u sadece şeyde kullanıyorum. Hissem varsa Viop'u hedge etmek için kullanıyorum sadece. Orada gerçi Nuri bana karşı, Nuri de selam söyledi, Nuri Sevgi. Nuri diyor ki selam. Nuri'ye buradan sevgilerimi iletiyorum. Long açacaksan diyor, neden hisse taşıyorsun diyor. Git işte mesela 80 milyarlık, 8 milyarlık diyor şey aç Viop'ta. Ben de sevmiyorum işte 14 yılın alışkanlığı, ben de hisse seviyorum çünkü hisseler temettü veriyor. Aslında Viop'ta Nuri'yi çağırıyorum o saatte ben yok şey seans yazıyorum. Seans açılıyor diye. Seans açılıyor falan diye gelemiyor Nuri. Nuri'nin yazılarını, Nuri Sevgi'nin yazılarını okuyabilirsiniz. Erdal Eren de demiş ki ben bu gümüşün değil de gülüşün bir teknik yorumunu alabilir miyim? Önemli olan para kaybederken bile gülmek, gülebilmek. Zaten evet. Para kaybederken sakin olamazsınız hocam. Bir de şeyi söyleyeyim ben son. Bir tane arkadaşım var, çok uzun yıllardır beni tanıyor hocam. İlk defa 3 gün falan benimle birlikte seans yaptı. Ben şimdi Twitter'a yazıyorum, mail atıyorum, yayında gülümsüyorum. Böyle yaptı. Bir hafta beni izledikten sonra bizzat izliyor yani. Ne kadar stresli iş yaptım. Dedik Fiyat sana inanamıyorum dedi. Bu kadar yüklü pozisyon, bu kadar stres ama mesela şeyden görüntü yayından Twitter'da. Ay hiç böyle sanki dedim ki eğer ben böyle olmazsam bu kadar riski mümkün alamam. Mümkün değil. Yani kimse o yaptığın işi yapamaz. Evet. Yani ben oranın ne kadar ağır bir sorumluluk taşıdığını çok iyi biliyorum. Figen hemen son bir dakikaya girdik.
Mustafa Kılıç, sizin sorunuzu pazartesi cevaplayalım mı? O konuya ayrıca vakit ayıralım, BES konusuna. Kısaca hemen bir altına bakalım. Altın çok soruluyor. Grafiği verelim. Şu an altında ne diyorsun? Mehmet Ali Yıldırım Türk gelmiş söylemişti. Demişti ki 80 liranın altına düşünce alın, 90 liraya yaklaşınca satın demişti. Bu kanalda böyle gidiyor. Evet. Ne dersin altınla ilgili? Yarım dakika. Ya gram altında katılıyorum. 80 liralar, benim hatta 83-84'ler bile gram altında olabilir alım için. 88 satış noktası, 88'i geçerse pozisyonlarını korusunlar. Ons altında da 1250 dip. Ben 1200'ün altını beklemiyorum altında. Altında yani, beklemiyorsun. Evet, 1200'ün altına benim için çok sürpriz olur. Orada yaptığım analizler sonucunda. Bir de altını ben derin inceliyoruz. İşte madenlerini bilmem nelerini. Hepsine baktıktan sonra ben 1200'ün altı benim için hakikaten çok sürpriz olur. Ya da bir sarkma olarak görebilir. Yani 1200'e doğru sarkarsa o zaman güçlü alım öneriyorsun. Evet, evet. Anladım. 1200'lerde alım, 1250 ilk destek. Orada rahatlama benim gördüğüm 1323'ü geçerse. Evet Figen, şu an yönetmenim Ron'a kapatabiliriz hocam dedi. Haftayı da seninle kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede çok fazla pozitif mail geldi. Okuyamıyorum. Daha doğrusu okuyamıyorum. Pozisyon boşaltlarını unutmasınlar. Tek söyleyeceğim benim. Evet. Yarısını kurtardık. Lütfen ama yıl sonu rallisine hala ben inanıyorum. Ben de yavaş yavaş inanmaya başladım. Sevgili seyirciler, evet, Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özel Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi sabahı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren KOBİ bankacılığı Bank Asya.